estetik operasyon geçiren bir hastamızın iyileşme süresi ne kadardır ve nelere dikkat etmesi gerekiyor? Estetik ameliyatların iyileşme süresine gelince şöyle söyleyebiliriz. Yapılan ameliyata göre iyileşme süreleri farklı olabilir. Yani burun ameliyatından bahsedersek, burun ameliyatı için iyileşme süresi 1 hafta 10 gün kadardır. Fakat bu burnun üzerindeki bandajların sökülme süresi olarak kabul edilen bir süre. Daha sonra iyileşme aylar boyunca devam eder. Şimdi her gün belki insan burnuna aynada bakabilir ama o iyileşmeyi her gün bakmakla fark edemeyebiliriz. Günden güne iyileşme devam edecektir. Aslında herhangi bir ameliyattan sonra iyileşme mikro düzeyde, içeride vücudun içinde olan çeşitli biyokimyasal reaksiyonlarla aylarca sürer gider. Bu 3 aydan 2 yıla kadar olabilir. Bandajı söktüğümüz anda hasta iyileşmiş demek değildir. Zaten bunu bugünlerde günümüzde hemen hemen bütün hastalar biliyorlar. Ameliyattan sonra, burun ameliyatından sonra ne kadar şişlik olacağını, ne kadar morluk olacağını biliyorlar. Ve işte burnun ideal şekline 3 ile 6 ayda, hatta 1 yılda kavuşacağını biliyorlar. Ama biz de yine böyle bir bilgilendirme yapalım. Ama meme küçültme ameliyatına geldiğiniz zaman 2 tane ameliyat yapmış oluyorsunuz. Örnek verelim. Bir göğüste ve diğer göğüste. O zaman bir de 3-4 saat süren bir ameliyat. Bunun iyileşme süresi kabaca hani doktora kontrole gelip gitme ilk pansumanlar dönemi 10 gün 15 gün olabiliyor ama bundan sonra yine iyileşme durdu, her şey bitti demek değil. Yine aylarca iyileşmeye devam edecek. Oradaki şişlikler, ödemlerin çekilmesi aylar alacak vesaire. İdeal konumuna ulaşması yine 3-6 ay belki daha fazla zaman alacaktır. Keza bu karın ameliyatında da böyle. Karın germe ameliyatı yapılan hastalarda da bir ilk 3 hafta çok önemli. 20 günden sonra hasta normal hayatına dönebiliyor. Ama 20 güne kadar da yatakta yatmasını tavsiye etmiyoruz. Bir gün estetik ameliyatlarda 1 veya 2 gün hastanede yatırıyoruz. Büyük ameliyatlarda daha sonra hastayı evine gönderiyoruz. İşte 1-2 gün evde istirahattan sonra normal hayatına dönmesini tavsiye ediyoruz. Ama hastanın ağırlık kaldırabilecek seviyeye gelmesi, günlük hayatta tüm işleri yapacak hale gelmesi bir 3 haftasını alabilir. Bu göğüs ameliyatları ve karın ameliyatları için söylüyoruz. Liposuction ameliyatından bahsedersek, onda iyileşme süresi yine 1 gün hastanede kaldıktan sonra ertesi gün yürüyüş başlatıyoruz. Yapılan liposuction'ın genişliğine, yaygınlığına göre de 10 gün ila 3 hafta kadar yürüyüş tavsiye ediyoruz. Hatta insan liposuction yaptırdıktan sonra 2-3 gün sonra da işine dönebilir. Çok ağır bir iş yoksa işine devam edebilir. Göz kapağı ameliyatları için iyileşme süresi söyleyelim. Onlarda da 5 ila 6 gün kadar bir süre istirahat edebilir. Yine morluk olabilir göz kapaklarında. Bunların geçme süresi 1 hafta ile 10 gün kadardır. Ama evde istirahat süresi 1 veya 2 gündür. Ondan sonra insan normal hayatına dönebilir. Peki banyo oyunu nasıl yapıyorlar hocam? Mesela burun ameliyatında olsun. Evet. bütün ameliyatlardan sonra elbette bir konforu bozan bir durum. Duş alamamak, banyo yapamamak. Tabii bir burun ameliyatından sonra, rinoplastiden sonra insan artık saçlarını yıkayabilir. Kendisi evde bunu yapabilir. Hatta kuaförde gidip saçlarını yıkatabilir. Vücudun zaten diğer kısımlarını yıkamasına hiçbir engel yok. Göğüs ameliyatlarında yine vücudunun diğer kısımlarını, sırtını, işte alt kısımlarını, başını vesaire yıkayabilir. Sadece bir ameliyat bölgesi kalıyor ıslanmayan. Ona da 1 hafta ile 10 gün sonra izin verilebilir. Karın germe ameliyatında da yine aynı şey yapılabilir. Hatta şimdi ameliyat bölgesini örten şeffaf örtüler var. Onları örtülerek de hasta banyoya girebilir, banyosunu alabilir. Ameliyat yeri ıslanmadan yaşam banyosunu... Evet. Yaşam kalitesine ödün verilmeden hayatını sürdürebilir.